İşletmemizde 17 yıllık işletme. Yaptığımız hataları gördük. Mesela vazgeçmediğimiz bu ham madde ve su yönetimi ile ilgili belirli kurallar belirledik. Sulukların net olarak bir iki gün içinde temiz olması. Çünkü sizin içemediğiniz bir suyu hayvan içmek istemiyor zaten. Yani insanın içebileceği nitelikte bir su olması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Ham maddelerin stoklanması ile ilgili çok dikkat ediyoruz. Yani yanlış, kokmuş, çürümüş, bozulmuş, tarihi geçmiş ürünleri kullanmama konusunda kararlıyız. Biz işletmemize gelen tüm ürünleri kontrol ederek alıyoruz. Kendimize göre, işletmemizin büyüklüğüne göre protokollerimiz var. Diğer işletme sahiplerine de bunu öneriyorum. Yani en büyük işletmenin yaptığı gibi laboratuvarımız yok. Ama işletmemize gelen yoncanın şeyine bakarız, nemine bakarız, fiziki olarak kontrol ederiz. Diğer gelen ürünlerden bizim kontrol edemeyeceklerimizi laboratuvarlarda test ettiririz. Elimizden geldiğince bu ürünleri doğru almaya ve doğru muhafaza etmeye çalışırız. Çünkü yıllar içinde herkes gibi biz de bu tür sıkıntılar yaşadık. Doğru almayı atladığımız ürünler oldu. Aldıktan sonra muhafazada sorun yaşadıklarımız oldu. Yani biz tabii anlatırken bu anlattıklarımızın hiçbirini biz yapmadık değil, yaptık, yaşadık. Ama elimizden geldiğince yaşadıklarımızı tekrar yaşamamaya çalışarak doğru ürünler almaya çalışıyoruz. Bir de benim arkadaşlara, yani işletme sahiplerine en önemli uyarım şu olabilir. Biz yıllardır, özellikle son 10 yıldır buna çok özen gösteriyoruz. İşletmenin ihtiyaçlarını sezon başında belirlemeleri gerekiyor. Hep yaşanan sorun bu. Daha sonra ekonomik nedenlerden dolayı bunları temin etmekte ve nitelikli ürünleri temin etmekte zorlanıyorlar. Biz her senenin başında, Nisan aylarında otururuz, ihtiyacımız olan yoncayı, ihtiyacımız olan mısırı, silajı, mısır silajını, ihtiyacımız olan samanı belirli bir ölçekte, yani bir yüzdeyle, bir marjla belirleriz ve hedefimiz o olur. Onu temin ederiz. Hemen hemen son 10 yıldır hiç yarı yolda, kışın yoncamız bitmedi, mısır silajımız bitmedi, samanımız bitmedi. Çünkü bu ürünleri tarladan almadığınızda, doğru zamanda almadığınızda çok yüksek bedeller ödüyorsunuz. İşletme sahiplerinin şunu anlaması gerekiyor. Bizim para kazanabilmemiz için satış fiyatını artıramıyoruz. Üretim maliyetlerimizi ve bunların teminiyle ilgili şartları minimize etmemiz gerekiyor. Ekonomik hale getirmemiz gerekiyor. Tavsiyem bu olabilir. İşletmemizde ham madde stok kontrolünü sürekli yapıyoruz. Yani bazen şöyle olabilir, işletmelerin birçoğunda görüyorum ben, toksin bağlayıcı ihtiyacı duyuyorlar. Neden duyuyorlar? Çünkü yani toksin bağlayıcı kullandığınız zaman aslında sorunun tamamını çözmüyorsunuz. İşletmedeki bir sorunu üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Evet, tedbir olarak bir sorun yaşadığında kullanılabilir ama konu onun olmamasını temin etmek. Elimizden geldiğince biz işletmemizdeki stok alanlarını buna göre belirliyoruz. Stoklarımızı ona göre kullanıyoruz. Yani silajı örterken doğru örtmezseniz, doğru naylonla örtmezseniz, doğru sıkıştırmazsanız, doğru ürünü almazsanız yılın ortasında, kışın ortasında çürük bir malla karşı karşıya kalırsınız. Çürük bir mısır silajıyla karşı karşıya kalırsınız. Ne karlılık kalıyor, ne sağlık kalıyor, ne moral kalıyor, ne de işletmede huzur kalıyor. Biz bu konuda fazla hassasız. Niye fazla hassasız? Son yıllarda, özellikle son 5-10 yıldır hiç böyle bir konumuz da olmadı. Aldığımız ürünleri çok fazla tetkik ediyoruz. Özellikle yoncada ısısına bakarız, onun nemine bakarız. Fazla nem olduğu zaman ucuz almayız. Biz almayız o ürünü. Yani ben dostlarıma onu söylemek istiyorum. Ucuz bir ürün almaktansa almamayı tercih etmelerini öneririm. Çünkü neden? Siz ucuz ürünü aldığınız sürece ucuz ürün üretirler ve hep beraber zarar görürüz. Bu şekilde tarımsal faaliyet gösteren arkadaşlar da doğru ürün üretmeye çalışıyorlar. Yıllar içinde bu gelişti. Yeni makinalarla, yeni teknolojilerle, yeni katkı ürünleriyle bu da gelişti. Şimdi silajlara katkı ürünleri kullanılıyor. Bunlar da kısmen bertaraf ediliyor. Yani önerim, bu konuyla ilgili önerim, işletme sahiplerine alacakları ürünleri lütfen ekonomik diye niteliksiz ürünler almasınlar. Yani biz ona çok dikkat ederiz. Yani ucuz ürün değil, doğru ürün almaya çalışırız. O nedenle de çok ciddi bir bu konuda sorunumuz da yok. Olmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. İşletmemizde karlı ve bilimsel hayvancılığın olması için elimizden geleni yapıyoruz. Integron'un da bu konuyla ilgili başlattıkları seferberliğe de inanılmaz çok candan saygı duyuyoruz
ve bütün işletme sahiplerinin de buna değer vermesini istiyoruz. Neden? Bu hepimiz için, karlılık bizim. Bunu sağlayabilmek için karlı ve bilimsel hayvancılığa devam etmemiz gerekiyor. Lütfen buna değer versinler ve bu konuya da destek olsunlar. Teşekkür ederim.